Arkadaşlar Tek Alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kavamın bazı yaptığı değişiklikler, ileride yapacağı değişiklikler üzerine konuşacağız ve turnuvanın arkadaşlar yine bir boyut, yine bir format değiştireceğini anlayacağız gibi geliyor bana. Dış kaynaklardan, iç kaynaklardan ve onların uzantılarından aldığım bilgilere göre arkadaşlar turnuvadaki bu bandalgasının ikinci versiyonun gelmesi son değilmiş özellikle benim de aklıma takılan bir noktası var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şu anda iki çeşit ban geldi. Bir tanesi bir haftalık banlar geldi arkadaşlar. Diğeri de bir aylık banlar geldi. Tahminler tabi var şu anda. Kabamın direkt açıkladığı bir şey yok. Ama arkadaşlar olay şu. İlk ban genelde emülatör üzerine gelmiş. Emülatör kullanımı. ve tabi bu da haliyle Bluestack ve bot kullanımını da destekliyor. Yani bot kullanmayan arkadaşlar bile bot kullanmayan arkadaşlar bile sırf klavyeden oynadığı için ki biliyorum ki birçok arkadaşımız Android'lerdeki telefon sıkıntısını yani kabamın bilerek yaptığı Android'leri düşürdüğü arkadaşlar her geçen gün daha da kötü yaptı. E arkadaşlarımız da buna çözüm olarak şimdi iPhone'lara yüksek rakam vermek yerine bedavaya BlueStack indirip oynamak daha makul. Bence de çok mantıklı. Çok da bir sıkıntı yok. Tabi klavyeden oynadı arkadaşlar. Ama işte kurunun yanında yaşta böyle yani arkadaşlar. BlueStack'i emülatörleri bot için kullanan arkadaşların yanında bot için kullanmayan sadece şu kabamın yaptığı dandikliği düzeltmek için kullanan arkadaşlar da arada kaynamış durumda. Yani kurunun yanında yaşta yanmış durumda arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ki şu bir haftalık banlar bittikten sonra bazı oyuncular bence bir daha bot kullanmayacak. Bazı bir kısım oyuncular bot kullanmak için biraz bekleyecekler. Hani bot kullanacak olan oyuncular olacak. Onlara ne olacak diye. Ve bir kısım oyuncular da inat edecek. Ya ne oluyorsa olsun inceldiği yerden kopsun mantığından giderek arkadaşlar bot kullanacaklar. Ve onları herkes takip edecek ki ben de heyecanla ve merakla bekliyorum o bot kullanan arkadaşlar bir kere daha ban yiyecek mi? Kalıcı ban yiyecek mi? Mutlaka öyle cesur yürekler vardır. Arjantin Cumhuriyeti cesur yürekleriyle doldur arkadaşlar. Arjantin özellikle göz takibinde olacak. Eminim ki bu ban yiyenlerin %25-%30'u sadece Arjantin'dendir. Yani geri kalanı dünya kendi arasında paylaşsın. Zirve her zaman Arjantin'in değişmez. Bir ban furyası daha gelecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Normalde Botları şöyle kullanıyorlardı. Artık rahat rahat söyleyebiliyoruz. Herkes biliyor. Çarşamba günleri kapatıyorlardı. İşte Kurnazlık. Çünkü çarşamba günü eee kabam böyle yokluyor falan bakıyor. Ya açık olanları gıdıklıyor. Geri kalanını bir hafta boyunca bir daha kontrol etmiyor. Kanısı vardı. Ama dediğim gibi Kabam bir kalkışma hareketiyle özellikle Arjantin Cumhuriyeti'ne bir darbe niteliğinde hareketle arkadaşlar Banfuryasını yaptı. Bundan sonra öyle tahmin ediyorum ki ittifaklar artık bot kullanmayan oyuncuları da arama kriterlerinin içerisinde. Normalde neydi? İşte prestiji olan, el becerisi olan, herosu olan, yan yatan, çamura batan, işte online olan. Ondan sonra ne vardı? İşte aktif olan, bağışta sorun olmayan. Başka ne var? Bak mesela burada genelde insanlar var. Ne var? T5 ve savaş oynayacak. İşte 5 yıldız geç? 5 yıldız kuvvet nasıl diye sormuş bir tanesi. İttifak aranır. El becerisi iyi olan gibi arama kriterlerinin yanına arkadaşlar. Arama kriterlerinin yanına bir de artık bot kullanmayan, hile kullanmayan diye bir ibare geleceğini düşünüyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. Arjantin Cumhuriyeti kendini topalar. Topalar arkadaşlar. Arjantinler şeydir. Candır böyle. Yeter ki istesin kafası her şeye çalışır. Neye isterse. Kurnazlık da kurnazlık. Başarıysa başarı. Sıkıntı yok. Her türlü şeye çalışır arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlar böyle bir muhabbet olacak. Kavan bu arada yeni şeyler açıklamaya başladı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar zindanlarla ilgili bu ay zindan yok. Onu da baştan bir söyleyeyim. Okuyalım şuradan bir. Devam edin daha birçok değişiklik var. Onları da söyleyeceğim. Neymiş? Sihir dağlar. Zindanların Mart ayında tekrar açılmayacağını bildirmek istiyoruz. Nisan ayında geri dönecekler. Yani bu ne demek? Normalde bir ayın son iki haftası geliyordu. Yani Mart'ın son iki haftası gelecekti. Değil artık Nisan'ın son iki haftası. Bir buçuk ay sonra gelecekler. Ancak Ultron'un etki alanında yeniden doğacaklar. Ultron'un etki alanında yeniden doğmak ne demek? Eğer bunu bilen arkadaşlar varsa yazarsanız memnun olurum. Kendinizi kooperatif oyun modu bilmem neyin en yeni evrimini hazırlayın. Arkadaşlar oyun formatı hakikaten değişiyor. Yani kabamın yaptığı ciddi ciddiyse ki bu zamana kadar ciddi değildi. Bilmiyorum el mi değiştirdi, ekip mi değiştirdi çok fazla bilmiyorum. Ama hakikaten ciddilerse bu hile olayına biraz daha ağırlık verecekler ve izin vermeyecekler havası mevcut arkadaşlar. Havası mevcut. Bilmiyoruz ileride ne çıkar. Ne demiş? En yeni evrimini hazırlayın. Zindan iksilleri ve canlanmaları ihtilali iksilleri ve canlanmaları olarak değiştiğinde paniğe kapılmayın. Saldırılar Joe Op modunda yepyeni bir kimlik kazandırıyor ve onları denemenizi bekleme, bekleyemeyiz. Nisan ayının sonlarında bilmem neyin başlatılmasından önce size çok daha fazla bilgi verecek. Zindanla ilgili Endişelenme tüm zindan kristalleri için zamanlayıcılar eksik et, telafi etmek için genişletilecek arkadaşlar. Bu ne demek? Zindanlar bir buçuk ay boyunca yok. E bu burada zindan kristalleri var. Şöyle göstermek gerekirse. Onlar da mağaza tarafından Tam hatırlamıyorum ki. Zindan oynamıyorum ki. Ha zindanlar burada. Tamam mesela 62 gün mü var? Bir buçuk ay ne kadar yapıyor? 45 gün. Bunun üstüne 45 gün daha eklenecek. Niye acaba böyle bir şey yaptılar? Şey mi? Çok mu güzel acaba ödüller falan var ki böyle şey yapıyorlar. Çok böyle. Ne varmış mesela? Şöyle bir bakayım. Kulopsidyen, cool Örümcek Adam, Dişi Hulk, Örümcek Kevin, Dog. Ya çok aman aman bir şey yok burada. Kulopsidyen cool güzel de burada ne var? Eagle, Bomba, Taş Adam güzel. Yani zirve olan iki karakteri var. Onun dışında kim var? İyi güncel yoruları koymuşlar. 5 yıldız Kaplan Amerika Infinity var'ı koymuşlar. Iron Man'i koymuşlar. Sabah Yıldızı, Ebony, X23 Fena değil, ha Korkusuz da var la ben katsam mı acaba korkusuzsa? <laughs> Hayalet Sürücü geç, Rogue'u geç, Cable. burası patates kısmı bunu geç Üstün simbiyot. güzel, Arkencil, süper Medusa güzel Thor acaba eski Thor mu o da güzel Kim? Aa, Bu burası güzelmiş bak bu paket ha Bu paketim çok güzelmiş Ne varmış Namor, Kaptan, Marvel Burada bir tek Namor var anladım kareyle, yarısı patates Tamam. Yani çok, aman aman diye bir şey yok. Sesini bekletme de bari güzel bir şey getir. Daha sonrakine daha iyilerini falan getir. Yani bileydiler. Az çıkan böyle kim var? Koruzlar, moruzlar falan. Bence bunları eklesinler. Bu sürede de arkadaşlar sıfırlayacaklarmış. Bir diğer değişiklik arkadaşlar arenalarda geliyor. Kristal bereketi arenalarını hatırlarsınız arkadaşlar. Burada var mı? Dur bakayım geçmişte yok. Pazar akşamı biliyorsunuz normal arenalar bitiyor. Ve bittiği zaman arkadaşlar 1-2-3 yıldızla 3-4 yıldız aranaları geliyor. 4-5 yıldızı pardon. o aranalar geliyor arkadaşlar. Tabi ödülleri çok kötü. Aşama ödülleri de hakikaten kötü. Ondan sonra ödülleri de kötü. Şimdi yeni bir şey geliyor. Bu pazar günü ekleyeceklermiş arkadaşlar. 8 Mart akşamı pazar günü geliyor. 5 yıldız ve 6 yıldız parçalarının olduğu kristal sıçramaları, kristal bereketi aranaları da geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi turnuva hakikaten değişiyor. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani oyun paraya dayalı. Onu zaten okey diyoruz. Ki zaten bir oyun firması para kazanır. Şimdi ticari düşünmek lazım. Ama eskiye nazaran baktığımda biraz daha emeğe ağırlık vermişler. Biraz daha. Mesela böyle çok fazla macera ki bu ay 4 tane geliyor 6. saniye ile beraber. Ki 6. saniyeyi bitirdiğiniz zaman alacağınız S5'ler. Onun dışında yine ceh cehennemde bu arada tabii ki buraları bitirmek paraya dayalı. Ama dediğim gibi bir miktarda olsa çok küçük de olsa düşürmüşler adamlar da para kazanacak şimdi bir şey de diyemem yaptıkları hatalar zaten dünyayı sayıyorum hele şu A bağlantı ve blok olayına <laughs> daha ne giydirsem kelime bulamıyorum varsa bir kelime söyleyin de onları da kullanayım bari cehennem labirenti iki tur atmıştım üçüncü turda inşallah bu hafta atmayı planlıyoruz bir aksilik olmazsa bak burada da hop sandıklar var bu sandık bir adet 5 yıldız Kahraman, bir adet 5. kademe temel katil falan neyse işte bunlardan falan verir diyor güzel yani şu mesela verdikleri S5'ler. S5'i şu anda dünya para diyorsanız direkt alamıyorsunuz. En direkt bu şekilde alabiliyorsunuz. Veyahut da işte atıyorum 6. saniyede alabiliyorsunuz. Ve asıl kelam arkadaşlar toparlamak gerekirse. Hem ittifak savaşları sezon ödülleri geçtiğimiz sezon değil. Düzeltildi. Çok da güzel oldu. Yani bir önceki sezon 2 çarpı 2 katı yükseldi. Yani güzel olsun o kadar da. Thanos maceranın ödülleri güzel. Artık daha fazla 6 yıldız parçaları geleceğini açıkladı. Zaten kabam. Onun dışında 5 yıldız artık yağmur gibi yağıyor. Eline attığım 5 yıldıza çarpıyor. Ve dediğim gibi ittifaklar bundan sonra özellikle Prestige, Hero ve El Becerisi'nin yanında öyle tahmin ediyorum ki Hile kullanmayan, özellikle bot kullanmayan ve emülatör kullanmayan oyuncuları da aramaya başlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ama yine belli olmaz. Belki bu kavam göstermedik veya atıyorum birilerine birileriyle atıştılar gene. Bu da olabilir yani birileriyle atıştılar o misin lan diye çarptı çünkü arkadaşlar yani bilgisayar programcısı olmanıza gerek yok. Azıcık Google'da arasında bile göreceksiniz. Bu tarz şeyleri bulmak, yakalamak çok kolay şeyler. Emülatör kullanımı, hesap değiştirmesi, ID değişimi, IP değişimi. Bu arada VPN banından bahsediyor arkadaşlar. VPN banı diye bir şey yok. Kaban bunu en azından kabam öyle açıkladı. Yani VPN değiştirdiğinizde ban yemezsiniz. Çünkü şöyle bir şey. Banın büyük bir kısmı Türkiye'de gözüyle bakılıyor ki ben de öyle bakıyorum. Dediğim gibi %25 pardon Arjantin. Düzeltiyorum ülkemden alakası var. Arjantin gibi gözüküyor. Ve hatta hatırlayın Arjantin'de bir ara İnternet erişim engeli geldi. Arjantinliler bu sefer VPN'e yöneldi ki oyuna rahat girebilsin. İnternete falan rahat girebilsin. E tabi şimdi Arjantin'de bir anda bu kadar bangınca acaba VPN'e mi dediler. Kabamdaki Mike Gundis açıkladı arkadaşlar. Dedi VPN'le bir alakası yok bu işin. Dedi. oh Neyse. Akşam yemeği vakti gelmiş ya. Açık hava neyse. Hayırlı sallatan. Arkadaşlar şimdilik son durumlar bunlar. Bence turnuva baya bir değişiyor. Değişmeye devam edecek. Özellikle şu banlar kalktıktan sonra tekrar bot kullanacak cesur yürekli Arjantinlilerden biraz daha haber alacağız. Bakalım ban geliyor mu gelmiyor mu kalıcı ban. İnşallah yemezler. İnşallah da gelmez diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.